seçilme. Sayın milletvekilleri biraz sessiz lütfen. Biraz sessiz. Yeterliğin aynı şey olmadı. Anayasanın, tekrardan söylüyorum, seçilme yeterliliğiyle, seçilme yeterliliğiyle yönetme yeterliliğinin aynı şey olmadığını, anayasanın ve kanunların bunları birbirinden ayrıldığını pekala bildiği halde ben Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı okurum. Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okuma. Senin gibi PKK'nın tüzüğünü okuma. Hadi oradan. Şahsın 2017 yılında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası var. 2018'de istinafa başvurmuş. 2019'da temyiz kararı onanmış. Ama HDP tutmuş, Erzurum Karayazı Belediye Başkan adayı göstermiş. Vallahi billahi almasak burada söyleyeyim. Bu gazi meclisin ahı bizi tutar. Bedirhan Bebeğin ahı bizi tutar. Ve en son Esma Komutan'ın ahı bizi tutar. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Doğu'nun makus talihi lafını PKK'nın makus talihine dönüştürdü. Şimdi Kandil düşünsün. Bu çocuklarımız belediyenin festivallerinden daha gitmiyorlar. Okula gitmesi gereken, hemşire olması gereken, doktor ve mühendis olması gereken, anne sevgisine muhtaç çocuklarımızı zorla alıp tacizle tecavüz etmek üzere o alçak, sapık, adı biçir pin Duran Kalkan olan Duran Kalkan'a oh bugün göndermiyoruz. Göndermiyoruz, göndermiyoruz. Kalkan'a oh bugün göndermiyoruz. Göndermiyoruz, göndermiyoruz. Şimdi Kandil düşünsün. Bu bütçenin başından itibaren bu bütçeyi savaş bütçesi olarak söyleyenlere sözümdür. Bu bütçesi savaş bütçesi değildir. Bu bütçesi Diyarbakır annelerinin bütçesidir.